Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden sinir sistemini anlatmaya devam ediyoruz. Refleksle kalmıştı. Kim kontrol ediyordu refleksi? Omurilik kontrol ediyordu. Tamam mı? Refleksi. Şimdi vücudun bilinç dışı ve anlık olarak verdiği tepkiler iki çeşittir. Bunlar kalıtsal refleks ve kazanılmış refleks. Mesela kalıtsal refleks şu: doğuştan gelen refleks. Örnek, çocuklar doğar doğmaz, bebekler ellerini emiyor değil mi? Emme refleksi. Bak, bu doğuştan gelen. Veya işte göze bir cisim geldiği zaman göz kapağının kapatılması veya diz kapağına vurulduğu anda dizin yukarıya doğru hareket etmesi. Bak abicim, bunlar doğuştan gelen refleks. Sorularda daha çok emme refleksi, tamam mı? Işık refleksi, onlar sorulur. Sonradan kazanılan, mesela limon yemek değil mi? Limon görünce ağzın sulanması. Bu, yani bir bebeğe, yeni doğmuş bir bebeğe istediğin kadar limonu göster, hiçbir şekilde ağzı sulanmaz. Çünkü onu bilmiyor. Ama bizlere limon dediğimiz anda bile ağzımız sulanmaya başlıyor. Nedeni? Önce öğreniyoruz, onun ekşi olduğunu biliyoruz. Sonradan omurilik tarafından kontrol ediliyor. Sonradan refleksi bağlanmış oluyor. Sonra kazanılmış refleksler: öğren omuriliği at, öğren omuriliği at. Örnek, bisiklet sürmek, dans etmek, örgü örmek, müzik aleti çalmak, alışkanlık haline getiriyorsun. Tamam mı abiciğim? Bunları önce öğreniyorsun, alışkanlık haline getiriyorsun, sonradan omurilik kontrolüne bırakıyorsun. Refleks yayını öğrenmiştik. Neydi refleks yayı? Bak, şuradaki refleks yayı bu. Gelir sorularda. Bak, eliyle sıcak yere dokundu, duyu nöronu aldı, duyu nöronu aldı, dorsal kökten girdi, çek elini dedi ara nöron, motor nörondan çıktı ve elini çekti. İşte şuradaki yaylanma hareketine refleks yayı deniyor. Refleks yayı deniyor. Unutmayın, omurilik hayat kurtarır abicim. Tamam mı? Bir refleksin oluşumunda impulsun izlediği yola refleks yayı deniyor. Reseptör uyarıyor, duyu nöronuyla impuls oluşuyor. Evet, duyu nöronuyla impuls oluşuyor. Duyu nöronu impulsu omuriliğe taşınıyor, dorsal kökten. Ara nörona veriliyor. Ara nöron cevabı veriyor, çek elini diyor. Motor nörona iletiliyor. Sonra cevabı tepki organına, efektör organına götürüyor ve elini çekmiş oluyor. İşte bu harekete de refleks yayı deniyor. Tamam mı? Geldik çevresel sinir sistemine arkadaşlar. ÇSS'ye geldik. Tamam, bu videoda burayı bitiririz diye düşünüyorum. Tamam mı? Ve sinir sistemi tam anlamıyla biter abicim. Tamam mı? Çevresel sinir sistemi. Çevresel sinir sistemi, yani ÇSS, gördüğünüz gibi somatik sinirler ve otonom sinirler olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Yani kendinin çalıştırdığı, işte miyelin kılıflı olan, iskelet kaslarında bol miktarda bulunan, tamam mı, hızlı tepki verdiğin yerler somatikler. Otonomlar otomatik olarak çalışıyorlar. Otomatik olarak çalışıyor. Aklında böyle kalsın. Tamam mı abicim? MSS dışındaki vücuda dağılmış olan sinir hücrelerinden oluşmuştur. Duyu ve motor nöronların tamamı ÇSS'yi oluşturuyor. Tamam, süper. Omurilikten çıkan sinirler 31 çift. Unutma bak, omurilikten yukarıya çıkan sinirler 31 çiftte. Nerede çapraz yapıyordu? Omurilikte çapraz yapıyordu. Bunlardan en uzunu vücuda giden, şey, bacağa giden siyatik sinirdir abicim, bileceğiz. Beyinden aşağı inen ise 12 çift kafa siniri. Bunların da en önemlisi 10.sü olan vagus siniridir. Mideyi uyaran vagus siniridir. Bak, bir daha söylüyorum. Aşağıdan yukarıya çıkan 31 çift. Tamam mı? Nerede çapraz yapıyor? Omurilikte. Yukarıdan aşağı inen 12 çift. Nerede çapraz yapıyor? Omurilik soğanında. Yukarıdan aşağı inenin en önemlisi 10.sü vagus. Mideyi uyarır. Midenin böyle sindirime hazır olmasını sağlar. Aşağıdan yukarıya çıkan da en uzunu da siyatiktir. Bacaklara giden siyatik sinir. İşte siyatiğim tuttu, bacağım ağrıdı falan filan muhabbeti bundandır. Tamam mı abicim? Süper. Şimdi geldik somatikler. Yani şurayı anlatıyorum. Çevresel sinir sistemi, somatikler. Bilinçli olarak yapılan hareketleri kontrol ediliyor. Tamam mı? İskelet kasları abicim, somatik iskelet kaslarında bak, sakın unutma. Sakın unutma. Ve iskelet kaslarına gittiği için ve daha çok böyle hızlı hareket ettirdiğimiz için bunların miyelinli olduğu sorularda gelir. Bak, bir daha söylüyorum. Somatik sinirlerde miyelin bulunur. Sorularda da bu gelir abicim. Tamam mı? Aksonları miyelinlidir. İşte bu yüzden oldukça hızlıdır. Tamam mı? İskelet kaslarına gidiyor. Kontrol edebildiğim bölgelerde bulunuyor. Somatik sinirlerin hücre gövdeleri beyin ve omurilikte bulunurken aksonları iskelet kaslarına ulaşıyor. Tamam, süper. Öğrendik bunu. Hücre gövdeleri beyin ve omurilikte bulunurken nöronların akson uçları sadece iskelet kaslarına bağlanıyor. Geldik otonom sinirler. Dedik ki otomatik, bunlar istemsiz çalışan sinirler. ÇSS'ler, tamam mı? Düz kas, kalp kası, bezlere ve iç organlara ve kan damarlarına uyarı taşıyor. Beyin zarar görse bile, bak bu da sorular da gelir çocuklar, işte felç dediğimiz olay, tamam mı?
beyin zarar görse bile otonom sinir sistemi çalışıyorsa insan yaşamına devam ediyor. Bitkisel yaşam diyoruz ya. Bu durumda bilinçli davranışlar yapılmıyor. Buna bitkisel hayat deniyor. Tamam mı? Bir daha söylüyoruz. Beyin zarar görüyor ama otonom sinir sistemi çalışıyor. Yani sistemleri falan çalışıyor. Beyin sadece çalışmıyor abicim. Yani çok fazla etkili değil. İşte buna da bitkisel hayat dediğimiz olay. Otonom sinir sistemi iki bölümle inceliyor. Bunlar sempatik ve parasempatikler. Bak bu da çok gelir sorularda çocuklar. Sempatik ve parasempatik. Tamam mı? Bak bunu da iyi öğren. Bunu da çok iyi öğren. En son anlatacağım yer. Bunu da çok iyi öğren ve kafana at. Sempatik sinirler ve parasempatik sinirler. Tamam mı? Bak. Sempatik sinirler normalde arttırır. Bak kafada böyle olsun, tamam mı? Bak unuttunuz. Sempatik sinirler arttırır. Parasempatik sinirler normalde azaltırken sadece sindirimde tam tersir. Sindirimde parasempatik sinirler arttırır. Sempatik sinirler azaltır. Tamam mı? Bak mesela arttırır azaltır dediğimiz şu. Mesela bak sempatikler normalde kalp atış hızını hızlandırıyor. Bak arttırdı ama parasempatikler yavaşlatır. Anlaştık mı? Mesela göz bebeklerini genişletiyor sempatikler ama diğeri daraltıyor. Akciğer bronşlarını genişletir, diğer taraf daraltı. Bak gördünüz mü? Sempatikler arttırıyor, parasempatikler azaltıyor. Nerede tam tersiydi bu? Sindirimde. Mesela sindirimde ağızdaki tükürük salgısını, bak sindirimi arttıracak ya, parasempatikler arttırır. Mide hareketlerini parasempatikler arttırır. Bağırsak hareketlerini parasempatikler arttırır. Anlaştık mı? Yani mide ve sindirimle alakalı olan yerleri parasempatikler arttırırken sempatikler azaltır. Bak idrar torbası sorularda çok gelir. Mesane sorularda çok gelir. İdrar torbasını gevşetiyor, idrar birikiyor. Bak idrarın da ne yapıyor biliyor musun? Alanını arttırıyor gibi düşünün. Tamam mı? Böyle mesanenin alanını arttırıyor. Daha fazla hacmini arttırıyor. Daha fazla oraya idrar birikmesini sağlıyor. Ama parasempatikler daraltıyor ve idrarın hemen bir an önce gitmesini sağlıyor. Tamam mı? Tükürük salgısını azaltıyor dediğimiz gibi. Sadece sindirimde tam tersiydi. Tamam mı arkadaşlar? Bir daha kafaya nasıl çakıyormuşuz? Sempatikler arttırıyor, parasempatikler azaltıyor. Hangisinde tam tersiydi? Sindirimde tam tersiydi. Parasempatiklerin kralı vagus siniridir. O omurilin kafadan çıkan var ya, 10. çift sinir. Vagus siniri abicim gelir mideyi uyarır ve midenin bir an önce çalışmaya başlamasını, yani mide öz suyu salgılaması için uyarıyor. Birazdan diyor sana diyor besin gelecek, kendi hazırlığını yap diyor. Tamam mı abicim? Sadece burası. Bunu da öğrendiyseniz konumuzu artık sinir sistemini tam anlamıyla bitirdik. Duyu organları arkadaşlar, duyu organlarını özetlemiş bir şekilde konu anlatımı var zaten kanalda. Oradan izleyebilirsiniz. Özet dediğimize bakmayın. Detaylı bir şekilde anlattım. Tamam mı abicim? Sadece böyle anlatmadım. Yani yazarak değil, kendim sıfırdan çizerek anlattım. Daha çok kafanıza girecek duyu organları öyle. Bunlarla alakalı sorular arkadaşlar çok isteniyor. Gelecek haftaya bunlarla alakalı artık sinir sistemiyle 4-5 tane soru çözüm videosu atacağım. Tam anlamıyla kafaya sokacağız diyorum. Tamam mı abicim? Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.